Sky Medya Çalışan Türkiye'yi sunar. Genel izleyici için uygundur. Çalışan Türkiye'den merhaba. Cem Seymen ben. Çalışan Türkiye'de, Türkiye'de özellikle katma değerli üretim yapan, eğitimden mimariye kadar birçok farklı firmanın aslında yeni ekonomik modele uyum sağlayarak, dünyayla bütünleşerek, katma değerli üretim yaparak ekonomiye sağladığı katkıları keşfetmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bu haftada yaptıklarıyla adından söz ettiren, aslında cari açığın kapanmasına yardım eden ve inovatif fikirlerle, girişimcilikle, çünkü girişimcilik Türkiye'nin en büyük sermayesi, hele hele gençlerin yeni ve inovatif fikirlerle girişimciliğe bu kadar yatkın bir ekonomiyi yaratma hevesi bence Türkiye'nin elindeki en büyük güç. Önemli olan bu gücü kullanabilmek, katma değere dönüştürebilmek ve ekonominin kalkınmasına yardımcı olabilmek. Dünya artık girişimcilik dünyası. En büyük şirketlerin 10 yıl önce hayatımızda bile olmadığını, dünyadaki en büyük markaların daha önce hiç olmayan fikirlerle birlikte doğduğunu unutmayalım. Arkadaşlarımız seçtikleri firmalarla gittiler, konuştular, ne yaptıklarını sordular ve ortaya çıkan manzara gelecek için umut verdi. Adım Levent Demir. Yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum. Elektronik mühendisiyim. 2006 yılından beri de ATEK Türkiye müdürü olarak görev yapmaktayım. 1975 yılında 4-5 tane mühendis bir araya geliyor ve bir firma kuruyor. Aslında sızdırmazlık test cihazlarıyla ilgili bölüm çok ilginç. Hiç böyle bir iş yapmazken bir otomobil firmasının bir problemi ortaya çıkıyor. Diyorlar ki böyle bir problemimiz var, bunu çözebilir misiniz diye. Tabii Ar-Ge'de çok başarılı ve iyi mühendisler bunlar. Bir araya geliyorlar ve sorunu çözüyorlar. Bir cihaz üretiyorlar. Sonra bir tane daha derken başka otomobil firmaları talep ediyor. Ve böyle bir test cihazı üretimine başlıyorlar. 4 ana konuda faaliyet gösteriyor. Birincisi ve en önemlisi sızdırmazlık test cihazları üretiyor. İkinci konu e-mobilite. Bugün günümüzde çok popüler olan elektrikli araç test cihazları. Havacılıkla ilgili test cihazları ve TPMS test cihazları üretiyor. Doğru test yönteminin seçilmesi firmanın kalitesinin artması için çok önemli. Bütün firmaların Ar-Ge'leriyle neredeyse çalışıyoruz. Hatta bazen teknosentrlarıyla beraber cihaz ve kalite kontrol cihazları üretiyoruz. Biz aslında sektöre sonradan giren bir firmayız. 1975 yılında kurulsak da bizden önce birçok kalite kontrol cihazı üreten firma vardı aslında piyasada. Biz bu firmalardan sonra sektöre girmemize rağmen sektörde en önde yer almaya çalışıyoruz. Ben gençlere ülkemiz için hizmet etmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka yenilikleri takip etsinler, teknolojiyi takip etsinler. Onu gerekirse yurt dışında öğrensinler ama ülkemize mutlaka dönsünler ve burada ülkemize hizmet ederek bu bilgilerini kullansınlar. Bizim açımızdan son derece verimli ve başarılı bir yer oldu gerçekten. Kalite kontrol cihazları satışı açısından çok iyi bir yerdeyiz. Hedeflerimize ulaştık. 2023 yılının da 2022'den daha iyi olacağını öngörüyoruz. Satış, servis ve ihracat ekibimiz bulunmakta. Bunlar düzenli olarak yurt dışında eğitim almaktalar. Daha iyi hizmet verebilmek için yerli eğitimler de bazen vermekteyiz. Ülkemiz içinde de eğitimler vermekteyiz. Onların gelişimine her zaman büyük önem veriyoruz. Bir ürünün satılması aslında işin %25'i gibi düşünebilirsiniz. Satıştan sonraki hizmet bence satıştan çok daha önemli. Çünkü satış sonrası hizmetler gerçekten son derece önem arz ediyor bizde. Özellikle kalite kontrol alanında. Çünkü her ürün arızalanabilir, her ürün yeni eklemeler yapılması gerekebilir, yeni opsiyonlar ihtiyaç olabilir ya da kalibrasyon ihtiyacı bence son derece önemli gerekebilir. Bu konularda 7/24 hizmet veren bir teknik ekibimiz var. Biz gerçekten çok iyi ürünler üreten ülkeyiz aslında. Çok kaliteli ürünler üretiyoruz ve bu her geçen gün daha çok artıyor. Aslında bizim en önemli geliştirmemiz gereken konu ürettiğimiz ürünlerin kalitesinin belgelenmesi. Yani iyi ürünler üretiyoruz ama bu iyi ürünler ürettiğimizin belgelenmesi gerekiyor. Bu konuda bize hizmet veriyoruz.
sektörde ve son zamanlarda kaliteye yönelik tabii ki algılar değişmeye başladı. Ama özellikle Anadolu'daki üreticiler son derece iyi ürünler üretmelerine rağmen bunları kalite olarak, kalite algısına yeterince önem vermiyorlar. Yeterince önem vermedikleri için iyi ürünleri üretseler bile bunları iyi fiyatlara satamıyorlar ya da gerçek ana üreticilere satamıyorlar. Bence kaliteye daha çok yatırım yapmalılar. Öncelikle asla vazgeçmesinler. Yeniliklere açık olsunlar. Sürekli kendilerini geliştirsinler. Ve her zaman ülkelerine hizmet etmeyi düşünsünler. Bizim sloganımız zaten siz üretin, biz test edelim. Test işini bize bırakın. Tüm dünya büyük zorluktan geçiyor. Tüm dünyanın önündeki engeller aslında firmaları umutsuzluğa sürüklüyor. Ama unutmayın, gün doğmadan önce en karanlık zaman şafaktan önceki vakit. Ben Türkiye'yi hep ona benzetirim. Şafak mutlaka söker. Hele girişimciler için mutlaka başarı gelir. Yeter ki inancı kaybetmeyelim. Ben Cem Seymen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Media, çalışan Türkiye'yi sundu.